en fele kal geldi. Herkese merhaba. Biliyorsunuz çok yürekli bir insanımdır. O yüzden dünya güzelini, Türkiye güzelini kanalıma davet ettim. Çok teşekkür ederim. Beni reddetmedi ve geldi. Neye güvenerek bunu yaptım bilmiyorum ama düşse bir daha beni izlemiyorlarmış falan. Herkes gidip Buse'yi izliyormuş. Ben yararlanıp hemen kanal açıyorum çünkü. Benim de bacağım var. Onun kadar uzun ol. Abi bir bacağı var bu kadar. 2 metre bacağı var ya. Allah nazardan saklasın. Aranızda tanıyanlar vardır Buse İskenderoğlu ama tanımayanlar için bence sen bir kendini bir tanı. Kimsin, nesin, necisin, nereden geldin, nereye gidiyorsun bir başla. 2016 Miss Turkey birinci güzeliyim. Onun dışında şu an ulusal bir kanalda magazin sunucusuyum. Kanal ismi söyleyemiyoruz galiba. Yo, sunucuyuz. Show TV. Onun dışında oyunculuk yapıyorum arada bir. Bursalıyım, 22 yaşındayım. Öyle bir kızım işte ben de. Türkiye güzeli bir kızım işte, ne yapayım ama. Şimdi benim çok merak ettiğim bir şey var, oradan başlayacağım. Dışarıdan bu Miss Turkey ve işte Best Model da var. Miss Turkey ve Best Model çok şaşalı ve çok böyle çoğu genç kızın o ortamda olmak isteyeceği bir ortam aslında. Ben içeride neler dönüyor çok merak ediyorum. Çünkü aslında bir 3 kız bile bir araya geldiğinde birbirlerini çekememezlik falan oluyor. Siz 50 kız bir süre aynı ortamda yaşıyorsunuz. Sabah sabah kahvaltıdan akşam yemeğine kadar falan. İşte gece geceleri birlikte uyuyorsunuz falan. Öyle evet. Bir kamp dönemi gibi bir şeyiniz oluyor. Evet. Neler dönüyor arka planda? Şöyle, zaten bir başvuru yapıyorsun internetten. Ondan sonra seni 200, 300, 400, 500 kaç kişiyse artık bir alıyorlar bir görüşmeye, ön görüşmeye. Oradan 20'yi seçiyorlar. Sonra 20'ye seçildiğin an bavulunla direkt kampa sokuyorlar seni. Kaç günlük bir kamp İnsan oluyor? Bir sorar. Hemen girmek istiyor muyum ben acaba? 15 gün, 20 gün arası bir kamp süreci oluyor. Sonra işte sabah 6'da kalkıyorsun, akşam 9'a 10'a kadar provalar, işte diyetler, sporlar, bilmem neler. Benim kamp dönemimde biz kızlarla çok iyi anlaştık aslında. Villalarda kalıyorduk yan yana. Böyle akşam gidince villamıza hemen ortada buluşup dedikodu yapıyorduk. Zaten hep şey dönüyor, sence kim birinci olur, sence kim ikinci olur ama falan. Kimse şey demiyor, bence olurum falan. Şey, aşkım sen çok güzelsin, inşallah sen olursun ama kendi de yarışmada. Böyle bir saf kadar mütevazı ya da o kadar saf. İşte böyle aramızda oylama yapıyoruz, seçiyoruz falan ama gerçekten kimse ben olurum demiyor. Ama evet. Sonra yarışmadan sonra her şey değişiyor. Yarışma gecesi ilk ona giremiyor. Arkada ayna falan yıkıyor. Ne oldu sen? Kamp sürecinde diyordun ki aşkım sen olursun diyordun. Bir anda ne oldu falan oluyorsun. O şeyler var mı öyle? Var. Çıldıranlar falan. Ağlayan. Benim yılımda 4. olan kız şöyle bir kızdı. Benim dereceye girsem yeter, kaçıncı oldum, hani birinci olmak benim için önemli değil. İlk 4'e giren zaten hepsi yarışmaya gidiyor yurt dışına. Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Yeter ki ilk 4'e gireyim. Sonra kız 4. oldu. Sonra tacını devretti. Geri bıraktı. Ben istemiyorum. 4. olamam ben diye. Aynen, birinci olmak istiyormuş. Zaten bizim bir fotoğrafımız var. Ben tacı alıyorum. Kız da böyle şey duruyor, 4. olmuş ya. Bana böyle bakmış fotoğrafta. Bakıyor, bana menajerim attı bunu geçenlerde. Bak ne buldum arşivde diye. Ama dediğim gibi yani sen 20 tane kızı bir yere topluyorsun. Ve onların gerçekten çok saf bir şekilde iyi anlaşmalarını bekliyorsun yani. Asıl saf bunu bekleyen çünkü. Yani imkansız öyle bir şeyin olması. Bir de açıkçası ben Best Model'la Miss Turkey'nin arasında dağlar kadar kalite farkı olduğunu düşünüyorum. Yani bence Miss Turkey daha kaliteli bir platform. Sen ne düşünüyorsun bu bence konuda? Bence de öyle. Miss Turkey yani daha zaten eski ve daha kaliteli bir yarışma. Şu an aslında hiçbir yarışma eski kalitesinde değil. Çünkü kanalda yayınlanmıyor artık biliyorsundur. Best Model'da yayınlanmıyor, Miss Turkey'de yayınlanmıyor ama kanalda yayınlanmamasına rağmen yine de yurt dışı platform olarak da daha kaliteli bir yarışma. Miss World denen bir yarışma, Miss Universe denen yarışma. Miss Universe zaten direkt birinciyi IMG Models'la anlaşmaya götürüyor falan. Gerçekten? Aynen. Priyanko neydi soyadı? O Miss World birincisi. Şu an ne kadar kimle? Jonas kardeşlerden biriyle evli. Hintli bir kız. İkinci olaydın da Miss Universe'e gideydin. Ah ben de aynı şeyi söyledim. Senin burada ne işe kap? Bu gitsin ya. Peki böyle elini vicdanına koyup da şey dediğin oldu mu hiç? Bence şu kız benden daha güzel. Neden ben birinci? Yani ben değil de o olmak. Olmadı. Arkadaşlar Türkiye güzelini egoya göre seçiyorlar. yok şöyle oldu. Ben yarışmaya gitmeden önce bir tamam okey. Güzellik var birazcık diyordum. O yarışmaya girdikten sonra şey oldum. Bu kız da çok güzel. Fotoğraflarımız bir çıktı bizim zaten.
bu kız çok güzelmiş, bu kız da çok güzelmiş, bu kız da çok güzelmiş. Ben iyice dağınık böyle down oldum ve dedim ki yok ben ilk dörde bile girince annem bile beni aradı dedi ki kızım hani bir tane kız var o muhtemelen birinci olur. Sen de herhalde ilk üçe giremezsen bile çok üzülme falan konuşması yaptım ona dedim ki anne teşekkür ederim. Çok güveniyor kızım. Annem de bayağı güveniyormuş bana yani. Benim dönemimde o kızın aşırı zaten ikinci oldu. Aşırı haberleri çıktı işte Amine Gülşe'ye falan benzetildi, herkes ona bayıldı bilmem ne. Dedim ki herhalde bu kız birinci olacak gerçekten. Dördüncü olan kız da bu tacını veren kız da ODTÜ'lü güzel diye kendine haber yaptırdı. Dedim bu da ODTÜ'den şey yaptı yani bu da iki, üçüncü olur falan. Ben herhalde dört falan olurum. Dört olsam tacı devirsem, almasam. Böyle şeyler. Sonra yarışmada seçiliyoruz. Şimdi dördüncüye açıkladılar. Benim ODTÜ'lü kız dördüncü oldu. Ben böyle duruyorum. Anlamadın mı? Peki ciddi soruyorum. Şöyle birinci olduğunu işte. Anlamadın mı? Şurada anladım. Üçüncüyü birinci seçtiler. Sonra ikinci de benim birinci olur dediğim kız oldu. Sonra ben o böyle... olmadıysa? Evet etrafa baktım. Kimse kalmadı. Böyle şey bir magical bir şey indi böyle bana. Galiba ben oldum dedim. Zaten pat beni açıkladılar. Bende hiç şaşırma yok. Direkt kendim öyle almış. İnsan bir ağlar, bir şaşırır, şöyle falan yapar. Hiçbir şey yok. Orada anladım. Ne hissettin peki? Tarif edilemez bir his. Gerçekten. Bir daha öyle bir his olmadı herhalde. Şimdi şöyle bir şey var. Sonuçta senin bir ünvanın var. Türkiye güzelisin. Ve insanlar seni hani görmeseler bile Buse İskenderoğlu dedikleri zaman yani senin ünvanın belli. Sen kimsin? Bu belli. Tabii ki o tacı aldıktan sonra senin peşinde dolananlar olmuştur. İşte aşığım, evlen benimleler olmuştur. Karakterinden maddi durumuna, yakışıklılığından işte her şeyine üst level'larda insanlar seninle tanışmak için birkaç adım atma. Yani içeride böyle bakma atmıştır işte. Yapmıştır. Biz de biliyoruz. Ben de düşündüm zaten katılmayı güzellik yarışmasına falan ama. Pek yok şimdi o kadar insanla kim uğraşacak? Kim uğraşacak dedim. Ailemle dedim şimdi buluşmaya gerek yok falan filan. Yoksa biliyorum hani ben gelseydim zaten birinci olamazdın onu bil. Bir düşünsene tacını bırakıyormuş. Benim tek şansım senin girmemem oldu yarışmaya. Niye mi birinci oldu o yüzden oldu? Neden olacaktı başka? Olmuştur bunlar. Ve zor bir şey bence. Düşünsene kimseye güvenemiyorsun. Sana senin için mi yaklaşıyor? Senin düşüncelerini sevdiği için mi? Senin karakterin için mi? Seni sen olduğun için mi sana yaklaşıyor? Yoksa bir adın olduğu için mi? Ne hissediyorsun? Ne değişti ondan sonra hayatın? Vallahi şöyle evet doğru. Yani insanlara tabii ki de daha böyle çok güveniyorsan bir tık daha az güvenme ihtiyacı duyuyorsun. Rakam düştü yani bende. O zamanlar zaten benim ilişkim de vardı açıkçası. Çok da o şeyleri toplara girmedim ama şu an mesela şey düşünüyorum. Çok da bir tatil olmasa yani birazcık güzel bir kızsan zaten herkes güzelliğin için yaklaşıyor artık şu dönemde maalesef çok zor. Şey falan oldu mu peki böyle yakın arkadaşların arasında bir kıskançlık? Benim hepsi çocukluk arkadaşım. Aa çocukluk arkadaşlarınla mı katıldın yarışmaya? Hayır yani sen yarışmaya katıldığın arkadaşlarınla mı diyorsun? Ben de dedim ki tayfaya bak Victoria's Secret gibi arkadaşları var. Tabii ki de o kamp döneminde çok samimiyet kurduğum insanlar vardı. Şu an sadece bir tanesiyle görüşüyorum. O derece aldı mı? Görüştüğün arkadaşın. Hayır ama alırdı aslında. Yani şöyle şu an girse şu an alır. O estetik zaman... mi oldu? Yok. O estetik konusuna ne zaman gireceğiz gerekiyor. Hayır çünkü şöyle bir şey var. Bu geçen senenin güzeli değil mi? Estetikli olan. Bence Şevval birinci olmayı hak eden bir kız değildi mesela. Şevval'den güzelleri vardı. Neye göre seçiyor bunu? Doğal... Şevval benim arkadaşım çok şey yapmasak, konuşmasak falan. Hayır kötü bir şey söylemiyorum. Yani bence neden biliyor musun? Bir sene full doğal güzel seçiyorsun, bir sene full estetik seçiyorsun. E sen o zaman bunu neye göre seçiyorsun? Ben enerjinin, auranın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında temsil edebilecek mi, o özgüvene sahip mi, dili nasıl? Kültür de önemli kültürü yani çok değil önemli. Mi? Tabii ki de kız Londra'da büyümüş, İngilizcesi mükemmel seviyede. Yurt dışında çok güzel temsil etti zaten bizi. Sadece fiziğe ve yüze bakmıyorlar açıkçası. Şimdi o kampta belki ondan daha güzeli vardı evet. Ama baktığında yani iki cümle kuramıyordu evet. Belki anladın mı? Yurt dışında sen şimdi ülkeni nasıl tanıtacaksın? Defilelere falan çıkıyorsun ya her sabah uyanıyorsun. Tamamen doğal mısın yoksa makyaj falan yapıyor musun? Sıfır yani doğal bir makyaj. Zaten çok aşırı makyajlara o ilk elemede seçmiyorlar direkt. He, sana bay diyorlar yani. Belki de Türkiye'de güzellik tacını almayı hak eden tek insan falan olabilir benim için Azra. Çok doğal. Benim yurt dışındaki yarışmamda jüriydi. Ben ilk defa orada gördüm onu canlı.
böyle ışık saçıyor ya. Bazı insanlar öyle olur ya, evet. Ve o kadar mütevazı, o kadar sıcakkanlı biri ki hiçbir şekilde sıfır ego. Bak Kıvanç Tatlıtuğ'a, bir yanda Azra Akın, bir yanda Meltem Cumbul. Şimdi ne mana ya? Kıvanç'a da laf etmek istemiyorum bayağı da çok hadi yakışıklı bir abimiz ne güzel, güzel abi yani. Güzellik yarışmasını eledi, anladık ha, sen şimdi bir Türkiye güzelisin tamam onu anladık. Şimdi evet, sunucusun. Sonra. Bir noktada hoşlanmadığın insanların haberini sunacaksın. Sunmuş. Sundum. Eski flörtlerimi yeni aşklarını sunarken. Gerçekten. Şimdi Google adını yazacağım. Çıkan haberlerin doğruluğunu yanlışlığını soracağım sana. Utanmak isteyemiyorum. Dur. Bunlar haber de kaldırtıyordur ha. Ay yok be. Başrol heyecanı. Ne bu başrol? Filmde oynadım. Komedi filminde. Girdi mi vizyona? Girmedi. 29 Kasım'da. Tek 29. Kadın karakter benim. Nasıl yani? 4 tane erkek yola çıkıyorlar. Ben de birinin sevgilisiyim. Tire batıyor falan böyle. Ama çok güzel. Hazır mısın? Ben soruyorum. Geldi. Aynı şeyi soracaksın. Eyvah. Oğulcan eski sevgilin mi? Yorum yapamayacağım şu an. Neyse işte biten bitmiştir, bittiği gün bitmiştir. Zeka ve mizah beni etkiler demiş. Yani dünyanın en çirkin adamı olsun. Ay mizahla bir anda Brad Pitt'e dönüşebilir benim gözümde. Değil mi? Kesinlikle. Çok önemli. O zekiliği ve bir şeyleri başarmış olma olgusuyla birlikte mizahın birleşmesi. Bence tam doğru tanımı yapmışım yani böyle erkek nasıl... tarz erkek beğenirsine. İşte böyle. Cuk diye yani. Kaç kilosun bu arada? 55 kiloyum. Ben 58 kiloyum, biraz zayıf duruyorum. Niye böyle? Ya şey çok kötü ya. Benim işte bir arkadaşım var. O da best model birincisi. Biz nerede olursak olalım. Kamera bizi gördüğü an ulan ben bir dava açsam. Beni mesela şeye çıkarmışlar. Biz Bodrum'da kano yapıyoruz. Ve Aslan, ben bir de Tuana. Kano yaparken denizde gazeteciler bizi çekmiş. Hepimiz bikiniliyiz bu arada. Ben bu fiziğe rağmen göbekli çıkmışım. Ben mesela o gazeteyi dava edebilirim. Geçen gün Bebek'teyiz, arabadayız, gidiyoruz. Trafik var. Bir anda flaşlar falan patladı. Çok kötü oluyor. Yani böyle. Biz arabanın içinde kötü bir durumda da olabiliriz. Anladın mı? İnsan tribe giriyor yani. Mesela sen merak ediyor musun YouTuber olmak nasıl bir şey? Bana sormak istediğim bir şey var mı? İşe katacağım kendimi. Çünkü 2 saatin yani. Güzellikten konuşuyoruz. Sürekli şey mi mesela böyle, sen mi buluyorsun bu fikirleri? İnan zeki olmak çok zor. Benden etkilenirsin zekiliğinizden falan diyormuş. Mizah duygun da iyi bence, biz bir düşünelim. Nasıl oluyor? Biz de işte yani sürekli düşünüyoruz işte hani ne çekebiliriz, ne çekebiliriz, ne etkileyebilir, ne izletebiliriz. İşte insanların ilgisini ne çekiyor. Şey ya. Aynen. Ya oğlum, bu konuyu bulduktan sonra tamamen her şey senin samimiyetine ve şeyine kalmış. Mesela şöyle. Yani sen ne kadar samimi olursan ol, ben mesela çok samimi olduğumu düşünüyorum. Ben neysem şu anda kamera karşısında da oyum, onu düşünüyorum. Mesela sen kamera çalışmadan önce beni gördün. Var mı bir fark? O kadar farklı ki yüzüme bakmadı. Böyle bir şey olamaz yani. Bir şey söyleyeyim mi? İşte bundan YouTuber olur. Aradığımız şey tam olarak buydu çünkü. Aynıyım. Kızım söyle, desene. Aynen. Az önce gömleğimi ütüledim bu arada. Evet ya. Kamerayı çalıştırmadan önce bildiğin burada gömlek ütülüyordum. Keşke orayı da çekseydim. Kahve getiriyorum falan. Sen ne kadar samimi olursan ol, insanlar senin samimiyetsiz olduğunu düşünüyor. Burada öyle bir şey var. Para kazanıyor musun kızım? Hep böyle gelip konukların hep sorduğu şey bu. Ben sana diyor muyum? Ben sana diyor muyum sevgilinden neden ayrıldın diye? Ha? Vallahi şimdi açık konuş. Ne kadar kazanıyorsun? Ya vallahi para kazanıyoruz tabii canım. Kazanmasak ne boş boş oturup ne video çekeceğim. İlk başlarda hiç kazanmıyorsun. Ama şöyle bir şey var. Ben mimarım. İç dış. İkisi de. Ay biz yeni taşındık, bizim eve gel. Baksana şöyle köşeye falan, ne koyayım ne edeyim. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Para ne düşünüyorsun? Bütçe aklında bir şey var mı bütçe? Bana yemin ediyorum bir şey söyleyeceğim. Bir avant alacağım ben bu işten. Bak bir indireceğim o parayı. Ya bu YouTuberların gözüne para bürümüş. YouTuber ya, olarak şey mı yapıyorum ben evini? Yemin ediyorum mesleğe saygısı yok bu kızın. Bak paramı vermezsen gider kanallara veririm adımı. Ay ver. Diyormuş ki beni sen de videomu koyamazsın o zaman. Bak falan çalışıyoruz. Tamam ben geleceğim senin eline. Param arada istemiyorum, ne yapıyorsan yap. Duydunuz bak burada her şey para göz bir kayıt altında. Değilim. Demem o ki aslında şey. Ben zaten mimarım. YouTube'dan ve Instagram'dan para kazanmadığım dönemde ben zaten mimarlıktan para kazanıyordum. O yüzden bana koymuyordu emek verip de karşılığını alamamak. Ama şu an mimarlıkta yapmıyorum. Yani. Bak gördün mü? Çünkü neden? Bıraktım. Oturuyorum, yani. Arada bir düşünüyorum, sonra konuşuyorum. Mimarlık mı yapacağım? Eşya falan mı bulacağım bir de? Kazandığımız para öyle
şey değil hani onu alıyorum bunu alıyorum değil. Yemeğimdir, gezmemdir, tozmamdır Hermes falan. Hermes çantalarım falandır. Fendiler, Louis Vuitton'lar. Geçiyoruz işte değil mi? Siz bu YouTuber'lar. Bu niye bana sataşıyor ya? Sen nerede olduğunu farkında mısın? Çok eğlenceliymiş burası. Magazinde yapamadığım her şeyi yapıyorum şu an. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben benim için bayağı eğlenceli bir sohbet çok güzel oldu. Geçti. Bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Hı. Ben susuyorum. Tamam mı? Sen diyorsun ki, umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım eğlenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı, like mıydı? O da olur. Abone olup like atmayı unutmayın. Beğenmeyi yani. Öyle. Öyle. Bildiğim magazin programını kapatır gibi kapattı. Ben de sana bir destek atayım. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyoruz.